birçok işte para kazanma veya paralaştırılma işte bunun monetization diyelim işte nasıl demek lazım bilemedim. Yani buradan para kazanma sistemleri bazısı burada ilk defa bir şey üretiyor ve gidiyor. O taraftan geliyor. Aa, bu da bir yöntemmiş diyor. İşte evet birçok şeyi var yani. O tamamen sizin hayal gücünüzde veya blogunuzda ne yapmak istediğinizle alakalı. Benim siteme girdiğiniz zaman hiçbir yerinde reklam göremezsiniz. Banner veya hiçbir şey. Ben evet blogumdan para kazanıyorum ama blogumun içindeki reklamlara tıklanarak para kazanmıyorum. Tabii bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Bu farklı bir yöntem. Evet. Ama blogunun içindeki bannerdan para kazananı da var. Şey olarak. O kötü bir şey mi? O da kötü bir şey değil. O da onun yöntemi. Ben mesela proje bazlı çalışmaktan hoşlanan bir insanım. Hmm. Sitemin her tarafında benim kontrolüm dışında yanıp sönecek bir reklamdan haz etmediğim için yok. Benim kurallarıma uygun olarak reklam üreten birisinin reklamını da koyabilirim. Geliyor, soruyorum. İşte şu renk olabilir mi? Burası şöyle olur mu? Buraya uygun olur mu? Şurasını da şöyle yapar mısınız diye soruyorum. Adam diyor ki benim işte bilmem ne rengim bu. O yüzden o renk olamaz. Koyamam diyorum ben de o zaman. Çünkü benim de bilmem şeyim pantenem bu diyorum. Anladım. Karşılıklı şey yapıyoruz. Bireysel olarak öyle. Kurumsal olarak peki? Kurumsal olarak yani siz söyleyebilirsiniz. Şimdi şey. İnternetten para kazanmak aslında blog üzerinden para kazanmak hani biraz daha birazcık daha genişletelim. İnternete içerik üreterek para kazanmak Türkiye'de zor. Sebebi de haber sitelerinin oluşturduğu çöplük ve bozduğu sistem. Şimdi internete değerli içerik üretebilecek çok insan var gerçekten. Mesela bu iki tane hanımefendiyle sanal ortamda ben tanışıyordum tabii ki, ikisini de tanıyorum ama ilk defa fiziksel olarak bu programın öncesinde hazırlık yaparken tanıştım ve inanılmaz hikayeleri var. Yani buradaki iki arkadaşımızın internete içerik üretmesi o kadar değerli bir şey ki ve iki arkadaşımız gibi çok sayıda internete değerli içerik üretebilecek bir sürü insan var ama olmuyor. Sebebi bu değerli içerikleri üretmek zaman istiyor. Zaten insanların günlük bir hayatı var. Peki bunu profesyonel iş olarak yapabilir mi? Bunun için geçimini buradan sağlaması lazım. Bu da çok mümkün değil. Çünkü az önce söylediğim gibi haber sitelerinin çöplüğe çevirdiği bir ortamda yazı, diyelim ki Devlet Şah çok güzel bir yazı yazdı. Bir haber sitesi bu yazıyı alıyor. Hiç kaynak göstermeden copy paste evet. Yapıştır gitsin manşet falan filan. Şimdi Devlet Şah o yazıyı yazmak için belki saatlerini harcadı. Ama kopyala yapıştır 2-3 saniye falan. Şimdi bir sürü trafiği olan bu haber siteleri reklam fiyatlarını düşürüyor. Ondan sonra içerik üretmek için de çok ciddi para harcamıyor. 2-3 tane masa koyuyor, 4-5 tane editör koyuyor. Haber sitelerine böyle bakıyor, televizyona bakarak içerik üretiyorlar. Oradan buradan kopyala yapıştır yapıyorlar. Bu durumda Devlet Şah ya da herhangi bir blogger ya da internette içerik üreten adam gidip de ya ben de şöyle içerik üretiyorum dediği zaman pek karşılık bulamıyor.